9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak, halk sağlığına değer veren bizler için değişmez bir sağlık geleneği. Hünkârım, Pasteur isimli Fransız bir alimden size mektup var. Pasteur'ün kuduz aşısı çalışmalarına destek olmak için 3 arkadaşımızla birlikte 10 bin frank göndermek istediğimizi söyleyelim. Dünyada bilimin gelişmesine destek olmak da devlet geleneğimizin bir mirası. Dünyanın 3. Doğu'nun ilk kuduz tedavi merkezini kurmak, çiçek. Efendim günaydınlar. Yepyeni bir haftadan, yepyeni bir günden hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu hafta hepimize şans, sağlık, para ve huzur getirsin diyorum. Kim ne bekliyorsa, ne diliyorsa ayağına gelsin bu hafta. Evet, bu hafta Ay Aslan'da başlıyoruz. Dolunay'ın etkileriyle devam ediyoruz. Evrim Hanım bize bugün 12 burcu yorumlayacak. Evrim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, biz de teşekkür ederiz. Merakla sizi dinliyoruz. Şimdi öncelikli olarak haftanın genel etkilerinden bahsedelim. Sizin de dediğiniz gibi haftaya Ay Aslan'da başlıyoruz. Böyle olunca doğal olarak hepimiz kendimizi daha ön plana çıkartmak isteyeceğiz. Hayallerimiz, ideallerimizi daha fazla göstermek isteyeceğimiz günlerden geçeceğiz. Ve Dolunay'ın etkileri de evet devam ediyor. Dolunay'ın etkileri de devam ettiği için ve Mars'ın retro olmasıyla birlikte bu hafta yine ikili ilişkilerimize dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Belki geçen haftaki kadar yoğun olmayabilir ama hala o etkiler azalarak da olsa devam ediyor. Öncelikli olarak onu söyleyeyim. Yılı kapatırken az bir zaman kaldı. Hani gökyüzünde bakıldığında güzel etkilerinin yanında kötü etkiler de var. Ama bu hafta biraz daha stabil geçebilecek, daha rahat kendimizi kontrol edebileceğimiz haftalardan bir tanesindeyiz. Onu söyleyebilirim. Çarşamba günü sadece yanılmalara, aldanmalara açık olabileceğimiz bir hafta. Özellikle bağışıklık sistemimiz de düşebilir. O yüzden bir tık bağışıklık sistemimizi güçlendirebilirsek çok daha iyi olur. Ve bu etkiler her ne kadar bizlerde de mevcut olsa da çocukları çok daha fazla etkileyecek gibi gözükmekte. Zaten şu anda da çok rahatsızlıklarda havaların da değişimiyle ön plana çıkmış durumda. Bugün itibariyle güzel etkiler var. Yani güzel etkiler var derken şöyle özetleyeyim. Otorite olarak gördüğümüz kişiler, her kimse, bu patronunuz da olabilir, arkadaşınız da olabilir, eşiniz de olabilir. Onlardan maddi manevi destekler alabileceğimiz bir haftaya adım attık. O yüzden istiyorsanız gidin konuşun, konu her neyse bunların adımlarını atabilirsiniz ya da geçmişten belki adımlar attınız ama o havada kaldı. Bu hafta tekrar onlarla gündeme getirebilirlerse güzel etkilenecekler, desteklenecekler ve aynı zamanda kalıcı olma ihtimali de çok yüksek. Haftanın sonuna geldiğimizde en güzel etkiler hafta sonunda. Hepimiz hafta sonu güzel etkilerle devam edeceğiz hayatımıza. Beklenmedik güzel sürprizlerle dolu bir hafta sonu bizi bekliyor. Öyle söyleyebilirim. Yani özetlersek bir çarşamba gününe biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Aldanmalara, yanılmalara ve bağışıklık sistemimiz düşeceği için açık bir haftadayız. Ama onun haricinde diğer taraftan da dediğim gibi desteklenebileceğimiz, yardım istediğimizde gayet iyi karşılanabileceğimiz bir haftaya giriş yapmış bulunuyoruz. Öyle özetleyebilirim haftanın genel etkilerini. Evet, o zaman biz hafta sonunu iple çekelim. Çarşamba günü de sıkı sıkı giyinelim. Aldatılmalara, kandırılmalara da dikkat edelim diyoruz. Evet, başlayalım 12 burcumuza. Koç. Şimdi koç burçları haftaya başladıklarında
iş ve kariyerle ilgili gündem konuları daha ağırlıklı olacak. Çarşamba gününe kadar da hatta bu konular devam etme ihtimali yüksek gözüküyor. Ancak çarşamba günü dedim ya, hani biraz etkilerde değişiklikler meydana gelecek. Onlar iç dünyalarına çekilmek isteyebilirler. Ve bazı konularla ilgili yanıldıklarını görebilirler. Yani kendi kendilerine bunu fark ettikleri için o iç dünyalarına çekilme ihtimalleri var gözüküyor çarşamba günü. Yani kendi kendilerine aşağı çekme potansiyelleri yüksek çarşamba günü için. Özellikle onu söyleyeyim. Ama dedim ya, güzel desteklenecekleri yerler de var. Onlar hangi konularda güzel desteklenecekler? Özellikle sosyal ortamlarda, fikirsel olarak gelecekle ilgili planlarında desteklenecekler. Belki yeni bir işe atılım yapabilirler. Belki de hiç ummadıkları bir yerden onlara ticari faaliyetleriyle ya da öğrenciyseler bu konularla ilgili güzel gelişmeleri müsait bir haftadan geçecekler. Hafta sonuna doğru ise hayatlarında her konuda güzellikler onları bekliyor. Değil mi? Hafta sonu güzel etkiler var. Gelecek hayalleriyle ilgili ilerleyen süreçte güzel etkilerin bulunduğu, bunlarla ilgili kendileri bile belki de inanamayacakları bir döneme doğru ilerliyor Koç burçları. Bu hafta sonu başlıyor ama bayağı uzun bir sürecek Koç burçları için bu süreç. Evet, gelelim sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi boğa burçları haftaya başladıklarında onlar ev, aile, yuva konuları ağırlıklı gündem konuları olacak. Bunlarla ilgili uğraşıları verecekler. Çarşamba günü ise boğa burçları sosyal çevrelerindeki arkadaşlarıyla ilgili yanılabilirler. Yanlış düşünceye kapılabilirler ya da onların hayatlarındaki herhangi bir olaydan dolayı yanlış anlaşıldıklarını da düşünebilirler. Boğa burçları bu hafta destekleniyorlar. Maddi konularda özellikle otorite olarak gördükleri kişilerden destek alma potansiyelleri çok yüksek boğa burçlarının da. Boğa burçları için güzel bir haftalardan diyebiliriz. Arka planda onu da söyleyeyim. Bir de hafta sonuna geldiğimizde boğa burçları öğrendiklerini, her konuda öğrendiklerini çevreleriyle paylaşmaktan mutlu olacaklar. Onlarla vakit geçirecekler. Doğal olarak ne olacak? Daha keyif alacakları bir zaman dilimine girecekler. Bir de neye bakacaklar boğa burçları hafta sonu? Özellikle maddi konularla ilgili, kariyerleriyle, hani gelecek planlarıyla ilgili farklı düşünce yapısına girecekler. Neyi ne şekilde yapabiliriz diye. Bu konularda desteklenecekleri bir zaman dilimine giriyor boğa burçları. Yani otorite olarak gördükleri kişilerden gelecekle ilgili iş kariyerde olabilir. Toplum önündeki statüleriyle ilgili desteklenecekleri bir haftaya girdi boğa burçları da. Evet, gelelim sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Şimdi hafta başı itibariyle ikizlerin zaten beyni çok çalışır. Ama inanılmaz yüksek, iletişim yüksek bir haftaya giriyorlar. Onların hep yüksektir ama bu hafta bir tık daha yüksek olacak ikizler burcunun iletişimi. Özellikle çarşambaya kadar. Yakın çevreleriyle ilgili kontrollü adımlar atmak isteyebilirler. Onların işleriyle uğraşmak isteyebilirler. Özel hayatlarıyla ilgili de güzel etkilere sahip çünkü ikizler burcu bu hafta bakıldığı zaman. Çarşamba günü hani yanılmalara, aldanmalara müsait dediğimiz bir zaman dilimi. Burada belki de toplumsal olarak istedikleri daha önceden planlamışlardır. Bu planların hatalı demeyelim de yanlış düşünceye sahip olduklarını fark edebilirler. Onların bu konuda da dikkat etmeleri gerekiyor. Hafta sonu ise ortaklı para alanlarında güzel etkilere sahipler. Bu ortaklı para alanlarını nasıl değerlendireceklerini, farklı fikirler akıllarına gelebilir. Bugüne kadar ben bunu niye düşünmemiştim diyebilirler ikizler burcu. Hafta içi ise ikili ilişkilerle ilgili söyledim ya zaten az önce de destekleniyorlar. Bu zamanları değerlendirmelerini tavsiye ederim ikizler burcuna. Tüm ortaklığı, hani ikili ilişki derken bu işle ilgili de olabilir, partnerle ilgili olabilir, tüm o ikili ilişkilerde. Evet ve çarşamba günü aldatmalara, yanılmalara dikkat ediyoruz ama sadece anladığım kadarıyla kişilerden gelen bir aldatma, yanılma değil. Hani kendi düşüncelerimizle, fikirlerimizle ilgili bile bir aldatma, aldanma yaşayabiliriz kendi aslında. Kendi kendimizi de aldatabiliriz. Hani o konuyla ilgili olarak, ay ben bugüne kadar hani farklı düşünüyormuşum deyip orada onu anlayabiliriz.
Evet, gelelim sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi yengeç burçları haftaya maddi konularla başlıyorlar. Çarşamba gününe kadar ağırlıklı gündem konuları yengeç burçlarının maddi konuları olacak. Maddi konularla birlikte ne yapacaklar? Tabii ki bazıları bu alanlar her ne kadar maddi konular da olsa duygusal iniş çıkışları da müsait olacağı bir haftada. Yengeç burcu zaten duygusal bir burçtur. Her zaman da ifade ederiz. O yüzden o duygusal iniş çıkışları iç dünyalarına biraz aldanabilirler, yanılabilirler. O şekilde olmadıklarını görebilirler. İş hayatıyla ilgili çalışanlar almaları gereken daha fazla sorumluluklar ön plana çıkabilir. Bunlarla ilgili iş ortamlarında destekler alabilirler yengeç burcu için. Gündelik rutin koşturmalarında, çevrelerinde belki gündelik koşturmalarını yetiştiremiyor olabilirler. Bu hafta çok fazla sorumluluk alacakları için destek isteyebilirler. Destek istediklerinde o destekleri görecek yengeç burçları. Çarşamba günü yengeç burcu neyle ilgili hani yanılsamaları olacak derseniz, onlar yaşadıkları çevresindeki bazı olaylarla yanılsamalara düşecekler. Beklemedikleri projeler hani istedikleri gibi olmayabilir. Fikirsel olarak yengeç burçları da az önce sizin söylediğiniz gibi. Ama hafta sonuna geldiğimizde ise yengeç burcunu özel ilişkilerde güzellikler bekliyor. Dedim ya, bazı uzun soluklu olacak etkilere sahip. Evet, hafta sonu başlayacak ilişkiler uzun soluklu olabilir. Ayrıca bir de şöyle bir şey. İlişkiye bakış açılarında da değişiklik meydana gelebilir yengeç burçlarının. Bu da bence önemli yengeç burcu için. Evet, bu hafta hemen geçsin, bir an önce hafta sonu gelsin o zaman. Güzel güzel etkileri görelim hep beraber. Yeni bir ilişkiye başlama potansiyelleri var çünkü. Aşk da gelebilir yani. Evet, gelebilir. Hadi bakalım sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Şimdi aslan burcu haftaya başladığında kendi bildiğini okumak isteyecek bu hafta. Zaten ay aslanda başlamıştık, onun da etkisi. O daha fazla hissedecek aslan burcu. O da kendini onun ön burcunda çıkaracak. Evet, onun burcunda olduğu için kendini ön plana çıkarmak isteyecek. Onlar için önemli bir hafta diyebiliriz. Hem aile hem de özel yaşantılarıyla birlikte kararlar almak isteyebilirler aslan burçları. Ve bu kararlarını alırken de kendilerini düşünme potansiyelleri yüksek gözüküyor. Hani dikkatli alabilmeleri lazım kararlarını. Güzel güzel planları olacak çünkü onların gelecekle ilgili bu hafta. Çarşamba günü ise onlar maddi konularla ilgili harcamalarına dikkat etmeleri gerekiyor. O konularla ilgili yanılabilirler, aldanabilirler. Yani şöyle bir şey, fazla para harcayabilirler. Belki de ihtiyacı olmayan bir şeyi alabilir. Bunları fark edebilirler. Hani partnerleriyle ilgili maddi konularla sıkıntıları, aldanmaları olabilir gibi. Yani hayata eğlenceli bakmayı sever aslında aslan burcu. Fakat bu çarşamba günü belki onu hissetmeyebilir. Enerji anlamında biraz düşük olabilir. Hafta sonuna geldiğimizde ise aslan burcu ağırlıklı gündem konuları, yani farklı bakış açısıyla iş hayatları, günlük hayatları, kariyerleriyle ilgili daha değişik düşüncelere sahip olacaklar. Ve önleri biraz daha fazla açılacak bu hafta sonu etkileriyle. Bazıları şöyle de düşünebilir. Mesela bir evcil hayvan da almak isteyebilirler. Sağlıklarıyla ilgili beslenmelerinde değişkenliğe gidebilirler. Evet, bu hafta sonu onlar da bu etkilere sahip. Evet, gelelim sevgili Başak ve yükselen Başaklara. Haftaya isteksiz enerjiyle başlayabilirsiniz ve çarşambaya kadar sürebilir demişsiniz. Evet, Başak burcu için bu hafta belki yataktan çıkmak istememiş bile olabilirler haftaya başladıklarında. Öyle bir enerjiye müsaitler. Genel olarak öyle bir enerji var sanki. Ben de zor kalkıyorum yataktan. Bugün hele bu hafta öyle başladım. Uyanıyorum, karanlık, kalkasım gelmiyor. Şimdi bu güneşli havalardan geçiş yaptık ya, artık böyle sisli puslu havalara. Evet, havalar sisli puslu olunca genel anlamda insanlar psikolojik olarak zaten biraz demoralize oluyorlar. Evet. Yataktan çıkmak kış istemiyorlar. Kış depresyonu vardır ya. Evet. Ve hani tamam, çarşamba günü her ne kadar etkisini gösterecek desem de her zaman ben şunu söylerim. Etkiler bakıldığında o gün olduğu sürece evet tavan yapıyor. Ama biz birkaç gün öncesinden ya da birkaç gün sonrasında da hissediyoruz.
bazılarımız bunu çok daha önce hissediyor. Belki de ondan kaynaklanıyor olabilir. Evet, ya isteksiz olabilirler, iş dünyalarına çekilmek isteyebilirler. Onların ev aile konuları gündemleri olacak çünkü Başak burçlarının. Bu konularla uğraşmakları gerekebilir. Otorite olarak gördükleri kişiler de illaki ev ailede olmak zorunda değil. Herhangi bu bir arkadaşı da olabilir, iş de olabilir. Bu konularla ilgili gündemleri ağırlıklı olacak. Ve çarşamba günü dediğim gibi zaten ev aile konularıyla ilgilenecekler. Orada bazı aldanmalarla karşılaşabilirler. Bu ebeveynleri de olabilir, çocukları da olabilir, kendileri de olabilir. Evle ilgili aslında öyle düşünmediklerini, o konunun hiç de bambaşka bir olayla karşılaşabilirler. O potansiyelleri var Başak burçlarının. Perşembe günü onlar için hareketli bir, yalnız özellikle Başak burçları için onu söyleyebilirim. Hafta sonuna geldiğimizde ise Başak burçları, onları mutlu eden konu her neyse, o konularla ilgili farklı bakış açısına yönelebilirler. Bu bir eğitim de olabilir, bir hobi de olabilir. Ya da partnerleriyle, çocuklarıyla keyifli vakit geçirebilmek için, dedim ya, onlara mutluluk veren her neyse o konulara daha fazla yönelecekler. Evet, gelelim sevgili terazi ve yükselen terazilere. Şimdi terazi burcu haftaya başladığında sosyal çevresinden gelecek haberler, iletişimler bunlarla başlayacak ve çarşamba gününe kadar da bu etkiler yüksek gözüküyor terazi burcunda. Aynı zamanda bu iletişim içindeyken fikirleriyle ilgili olarak otorite olarak gördükleri kişilerden güzel destekler alacaklar terazi burçları. Eğer yapmak istedikleri bir projeleri varsa iş konusuyla ilgili olarak bu konularda adımlar atabilirler. Onları destekleneceği için güzel olma potansiyeli ve kalıcı olma potansiyeli yüksek gözüküyor olgun kişilerden. Hani bu illaki fikirsel olarak da olgun olabilir. Belki yaşınız aynıdır ama onun fikirleri size daha olgun geliyordur. Hani olgun dediğimizde hep insanların aklına yaşça büyük kişiler geliyor ya, onu özellikle belirtmek istiyorum. Terazi burçlarında bu etkiler daha fazla hakim çünkü. Çarşamba günü iş konusunda biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Aldanmalara, yanılmalara müsaitler. Bir de enerjileri düşebilir çarşamba günü terazi burcunun. Onlar daha halsiz hissedebilirler. Biraz daha fazla dikkat, çok hafta başından beri çok koşturduklarını hissettikleri için enerji düşüklüğü, yaşama potansiyelleri yüksek gözüküyor terazi burcunun. Hafta sonuna geldiğimizde ise onlar ev aile konularında farklı düşüncelerle fikirsel olarak yapmadıkları şeyleri yapabilirler. O konularda desteklenecekler. Olaylara daha farklı bir açıdan bakacaklar. Umarım tüm burçlar olarak çarşamba gününü en hassaslarla atlatırız diyorum. Evet, gerçekten öyle. Gelelim sevgili akrep ve yükselen akreplere. Şimdi akrep burcu haftaya başladığında kariyer ve iş konuları, yani toplum önündeki konularıyla birlikte kendilerini göstermek isteyecekleri bir haftaya adım atıyorlar akrep burçları. Hatta şöyle bir şey söyledikleri bazı sözler ikili ilişkilerde, hani duydukları onları zorlayabilme potansiyeline sahipler. Özellikle akrep burcu da çarşamba günü maddi konularla ilgili dikkat etmesi gereken bir süreçten. Bunlarla ilgili yanılıp aldanmalara müsaitler akrep burcu olarak. Bu ama diyorum, hani her az önce de söylemiştim. Maddi konular sadece bizim maddi konularımız olarak düşünmeyelim. Çevremizdeki kişilerin de, bu partnerimiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir. Onlarla ilgili de fazla harcamalar yapabiliriz, gereksiz olduğunu düşünebiliriz. Bu tarz etkilere sahip akrep burcu da. Ya da partnerlerini, şöyle bir olay da var onlarda. Yargılarını, onların düşünce yargılarını etkileme ihtimalleri de var. Bir kolay etkilenmez akrep burcu, biraz sabittir ama yine de o etkilere dikkat etmesi gerekiyor. Evet, uyarmış olalım burada. Evet. Hafta sonu ise özel hayatıyla ilgili kendini daha iyi hissetmeye başlayacak. Daha farklı olacak, iletişimsel olarak daha hareketli olacak. Yeni planlar, gelecekle ilgili özellikle yeni planlar yapmak isteyeceği günlere adım atacak akrep burcu da.
Evet, gelelim sevgili yay ve yükselen yaylara. Seyahat demişiz. Evet, zaten yayların dönemindeyiz ya hala hazırda. Evet. Gökyüzünde 2-3 tane gezegen hala hazırda yay burcundaydı zaten. Onlar bu etkileri devam ediyordu. Doğal olarak ne oldu? Seyahat düşüncesine yapabilirler. Dış ortamlardan gelecek etkilerle birlikte haftaya başlayacaklar. Ve kendilerini daha güçlü hissedebilirler. Bu etkilerle birlikte haberler onları mutlu edebilme potansiyeline sahip. Özellikle iletişim, pazarlama konularıyla ilgilenen yay burçları varsa çok daha güzel destekleniyorlar. Bununla ilgili diyorum ya, kendileri otorite olarak gördükleri fikirleri kim önemliyse, geçmiş zamanda belki adım attılar ama yarım kaldı. Bu hafta bu konuları ön plana çıkarabilir yay burcu. Çarşamba gününe baktığımız zaman onlar özellikle ev aile ortamlarında enerjileri azalacak. Bu konularla ilgili yanılmaları, aldanmaları olabilir yay burçlarının da. Hafta sonuna geldiğimizde ise iş konularında dikkat etmeleri gerekiyor. Günlük rutinlerinde dikkat etmeleri gerekiyor. Ve o konularda farklı bakış açısına geçtikleri zaman çok daha güzel enerjilere sahip. Peki gelelim sevgili oğlak ve yükselen oğlaklara. Maddi konularla ilgili bu haftaya başlayabilirsiniz demişiz. Evet, oğlak burçları bu hafta itibariyle zaten düşüncesel olarak maddi konularla başlayacaklar ve bunlarla ilgili planlamalara gidecekler. Neyi ne yapabiliriz diye. Hafta ortasına kadar da bu etkilere sahip aslında oğlak burcu. Bütçelerini daha fazla kontrol etmek isteyebilirler. Alma verme dengesini. Ama bir taraftan da maddi konularla ilgili iş konuları da dahil olmak üzere onlar da otorite olarak gördükleri fikirlerle birlikte desteklenecekler. Belki hiç ummadıkları bir kişiden iş teklifi alabilirler. Bu destekleri de müsait bir haftadan geçiyor oğlak burcu. Ancak çarşamba günü onları hiç ummadıkları bazı sırları öğrenebilirler. Ve bunları öğrendikleri gibi paylaşmaz aslında oğlak burcu ama bir etkilendikleri zaman paylaşma potansiyelleri var. Bu hafta özellikle o öğrendiklerini kendi içlerinde tutsunlar, gidip söylemesinler. Rüyalarından haber alabilir çarşamba günü itibariyle oğlak burçları. Hani birebir aynı rüyası çıkmayabilir ama haberci rüyalar görebilme potansiyelleri var oğlak burçlarının. Yakın çevrelerindeki kişilerden etkilenebilirler. Dedim ya hani bazı sırları öğrendikleri için etkilenme ihtimalleri yüksek. Hafta sonu onlar aşk ve keyfi daha fazla yaşayacaklar. Daha güzel etkilenecekler. Yeni ilişkiye de başlayabilir. Oğlak burçları da yeni ilişkiye başlayabilir. Onu da söyleyebiliriz. Perşembe günü bir de oğlak burçları için de eğer bir ticari faaliyete atılmayı düşünüyorlarsa o gün bunu yapabilirler. Hani tüm hafta etkileri var ama o gün daha güzel etkilere sahip. Evet, rüyalarınızdan bazı mesajlar alabilirsiniz sevgili oğlaklar. Evet, peki rüyalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilinçaltının bir yansıması mı aslında gördüğümüz rüyalar? Şimdi bilinçaltımızın tabii ki bir kısmı bilinçaltımızın yansıması. Ama o konuyu o gece bazen yatmadan önce fikirsel olarak bazı düşüncelerle sahip olarak uyuyoruz. O konularla ilgili değilse zaten muhtemelen hiç bazen uyanıyoruz ne diyoruz? Ay hiç aklımda yoktu ben gördüm falan diyoruz. O tamamen haberci oluyor. Hani rüyaların birebir çıkma ihtimali düşüktür ha. Birebir çıkan insanlar da var yok diyemem ben. Ama habercidir. Evet habercidir. Orada gördüğünüz o rüyayı yorumlamak çok önemli. Bir de mümkün olduğunca iyiye yormak gerekir rüyaları. Evet, bir de geçen gün şey duydum. Kötü rüya görürsen anlatma. Suyu aç, musluğu aç, anlat, evet. anlat sonra kapatmış. Evet, akan suya. Evet, aynen o da aksın öyle. Gitsin kötü şeyler. Evet, evet. Evet, gelelim sevgili kova ve yükselen kovalara. Şimdi kovalar ikili ilişkilerle haftaya başlıyorlar. Bu hafta onların ağırlıklı gündem konuları ikili ilişkileri. Aslında bu hafta güzel bir hafta kovalar için. Güzel desteklenecekleri bir hafta. En başında da bunu söyleyeyim de. Hayattan beklentilerini karşılayacakları bir hafta onlar için. Her ne kadar evet dediğim gibi çarşamba günü bazı etkilere sahip olsak da onlar bu etkileri maddi konularda yaşayacaklar. Ama ne olursa olsun onlar için
güzel, hayati önem taşıyan haftalardan biri olduğunu söyleyebilirim. Kendilerinden fazla taviz vermesinler sadece. Hafta sonu bu zaten karışık bir dönemden geçiyor kova burçları. O karışık olan kafalar artık iyice netleşmiş olacak. Hayatlarıyla ilgili neler yapmaları gerektiğini, rahatlıkla adımlarını atabilmek için orijinal fikirleri zaten vardır kovanın. Daha da orijinal fikirlerle birlikte o adımları atma ihtimalleri yüksek gözüküyor kova burçlarının. Bu hafta kova burcu güzel destekleniyor yani. Evet evet. Bir dediğim gibi hafta sonu o tarzda bir olaylar var. Onun haricinde yok. Ama güzel bir hafta kova burçları için. Evet, genel olarak sakin, rutinde devam edecek bir hafta gibi görünüyor bu hafta. Evet evet, çok hareketli bir hafta değil genel anlamda. Evet, çarşamba hariç öyle görünüyor. Evet, birazcık. Evet, gelelim sevgili balık ve yükselen balıklar. Şimdi balık burçları haftaya başladıklarında günlük koşuşturmaları, işle ilgili olabilir, ev ortamıyla olabilir, çocuklarıyla ilgili yoğun bir haftaya başlayacaklar. Yani balık burçları. Çarşamba gününe kadar da bu süreç böyle devam edecek gibi gözüküyor. Çarşamba gününe geldiğimizde ise balık burçları özellikle hangi konularda aldanmalara müsaitler dediğimizde iş ortamlarında bazı sorumlulukları almaları gelebilir. Bunların altında hani nasıl diyeyim orada ha benim bunu almamam gerekiyormuş tarzında ilerleyen süreçte karşılarına çıkabilir. Şu anda belki onu hemen anlayamayabilirler. Ama maddi konularda desteklenecekler bir taraftan da balık burçları. O yüzden hani sorumluluk alacaklar ama diğer taraftan da maddi konularda desteklenecekleri bir zamana giriyor balık burçları da bu hafta. Gelecekle ilgili hafta sonu önemli planlar, projeler yapabilme potansiyeline de sahip balık burcu. Ve sosyal çevresinden bu etkileri alacak. Onlarla birlikte oturup planlar, programlar yapabilir. Önemli görüşmeleri olma ihtimali var balık burcunun da. Hayattan da keyif alabilirsin demiştiniz balık burcu evet, için. Evet evet, bu hafta öyle. Bir tek onların hafta sonu belki enerjileri bir tık düşebilir diğer burçlara göre. Ama zaten görüşmeleri falan yapacakları için hayatta. Evet, sevgili yönetmenim soruyor. Diyor ki aşk hayatı ne olacak bu balık burcunun? Balık burcunun aşk hayatı ne olacak? Şimdi balık burcu da duygusal bir burç olduğu için aşk hayatında en çok etkilenen burçlardan bir tanesidir. Çünkü aşkı çok yoğun yaşar balık burcu. Hı, balık burcunu biz hep ağlayan burç olarak biliriz. Evet, hep ağlak olarak geçer. Çok duygusal. Gerçekten bir balık partneriniz varsa size çok güzel şiirler yazabilme potansiyeline, o şiirler, serenatlar genelde balık ön teması olan kişilerde çıkar. Güzel romantizm yaşıyor yani balık. Evet evet. Yani ilerleyen zamanda balık burcunu aşk hayatıyla ilgili evet güzellikler olacak mı olacak ama biraz daha beklemeleri gerekiyor. 2023 mi diyelim? Evet, biraz balık, beklemeleri balığın gerekiyor. Yılı olur mu acaba 2023? Evet, belirli burçlarda 2023'te yani koç ve teraziler için çok güzel etkileri sahip de. Tamam, çok spoiler vermeyelim. Bunları önümüzdeki haftalarda yeni yılda burçları neler bekliyor temasıyla konuşuruz. Evet. Evet, o zaman şimdi kısa bir reklama gidelim. Reklamın ardından tekrar haftanın genel etkilerini. Bir de şeyi söyleyebiliriz. Bu hafta çarşamba günü hangi burç neyden etkilenecek? Evet. Neye dikkat etmesi gerekiyor? Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından yine sizlerle beraberiz. Kolera, dizanteri, veba, tifüs gibi hastalıklara çare olmak da geleneğimizin köklerinde var. İşte bu yüzden Cumhuriyet'in ilk Sağlık Bakanı Doktor Refik Saydam'ın kurduğu Hıfzı Sağ Enstitüsü'ne yeniden hayat vermek, bu geleneği sürdürmek adına çok anlamlı bir görev. Kendi öz kaynaklarımızla ürettiğimiz aşılarla insanlığın yaşadığı salgınlara yardım eli uzatan bir geleneği gururla temsil ediyoruz. Daha düne kadar salgınlarla uğraşan bu halk, bugün dünyanın diğer ucundaki bir salgına çare oluyor. Koronavirüs salgınının başından beri gösterdiğimiz özverili mücadeleyi kendi aşımız Turkovak'ı geliştirme başarısıyla taçlandırıyoruz. Yenilenen Hıfzı Sıha Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi, koronavirüsle mücadelemizde gücümüze güç katmakla kalmayacak, olası salgın hastalıklara karşı yerli ve milli aşılarımızla ilaçlarımızı ürettiğimiz bir sağlık ve farmakoloji üssüne dönüşecek. Geleneğin izinde ve bilimin ışığında yine aynı inanç ve aynı güçle. Türk sağlık sistemi, gelecekte değil, şimdi.
imkansız denileni başarmak için çırpıyorlar. Geçmişine gurur, geleceğe umutla bakan yüce Türk milleti. Ambargolara meydan okuyarak bağışlarıyla savundular bu memleketi. Deniz, hava, kara kuvvetleri güçlendirme vakıfları, Türk milletinden aldığı güçle Türk silahlı kuvvetlerini güçlendirme vaktinde birleştirdi bilgiyi, tecrübeyi. Bugün bağışçılarımızın desteğiyle, milli yerli ürünlerimizle Türk savunma sanayini zirveye taşıdık. Hayalleri gerçek yaptık. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı. Türkiye şimdi TürkSat 4B ile uzayda daha güçlü. Türkiye, Afrika, Avrupa, Orta Doğu ve Çin'in batısı dahil Güneybatı Asya'yı kuşatan kapsama alanı. Ku bantta televizyon yayıncılığı. K bantta yüksek hızlı ve daha ekonomik uydu üzerinden internet. 50 derece doğu boylamında görev yapan ilk haberleşme uydusu. TürkSat 4B haberleşme uydusu 16 Ekim 2015 Cuma günü Türkiye saatiyle 23.40'da Kazakistan Baykonur uzay üssünden başarıyla fırlatıldı. TürkSat, iletişimde uzay çağı. Bugün yeryüzünde milyonlarca insan katarakt ameliyatı olamadığı için görme yetisini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. İstedikleri dünyaya sağlıkla bakabilmekten fazlası değil. Görmek onların da hakkı. Bu sadece göz hakkı. Yeryüzü doktorları. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Bursa'nın kalbinin attığı her yerde biz varız. 38 yıllık tecrübesiyle 1980 yılından günümüze gayrimenkul işinin tek adresi. Bursa'da emlak ve gayrimenkul alanında danışmanlık hizmeti ve güvenilir bir firma arayanların tercihi Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Hayalinizdeki emlak bizde yoksa Bursa'da da yoktur. Kiralık, satılık, ev, arsa, arazi, tarla veya villa, aklınıza ne gelirse Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık'ta. Arazileriniz değerinde alınır, satılır, kiraya verilir, yatırımcı bulunur. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık Bursa'nın her bölgesinde hizmetinizde. Telefon numaramız 444-24-16. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Bize danışın, karlı çıkın. 444-24-16. Tayyaroğlu Emlak Danışmanlık. Güneşle birlikte sen de doğacaksın. Özenle yapacaksın işini ki bereketli olsun. Hesap yapmadan iş olmaz. Aldığını da yazacaksın, sattığını da. Yazacaksın ki hesabını bilesin. Yıl içinde ne yaptığımızı, ne alıp sattığımızı kaydediyoruz. Çiftçiler de, devletimiz de bu bilgilerden faydalanıyorlar. Bilgiye dayalı doğru kararlar ve politikalar için Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de uygulanan çiftlik muhasebe veri ağıyla geleceğe güvenle bakıyoruz. ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor.
adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır. 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor. İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın. Gözümü açalı 10 gün oldu. İlk iş doktorlara, hemşirelere tek tek teşekkür ettim. Ama sana teşekkür etmediğimi fark ettim. Neredesin? Nerelisin? Kaç yaşındasın? Ne iş yaparsın? Ya da ne bileyim, daha önce şans eseri bir yerde karşılaştık mı? Hiç bilmiyorum. Sadece 15 dakikanı ayırdığını biliyorum. O 15 dakikayla yeniden doğdum. İyi ki varsın kan dostum. Siz de düzenli kan bağışçısı olun, hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam arasının ardından devam ediyoruz programımıza. Bu haftaya Ay Aslan Burcu'nda başlıyoruz dedik. Dolunay'ın etkileriyle de devam ediyoruz. Çarşamba günü yıldızlı günümüz. Yani çok güzel etkiler olduğunu söyleyemeyeceğiz çarşamba günü ama bakalım bize neler bekliyor. 12 burç için konuşacağız. Ama ondan önce kısaca tekrar bir haftanın etkilerini söyleyelim mi? Söyleyelim. Dediğiniz gibi Dolunay'ın etkileri devam ediyor. O yüzden ikili ilişkilerimize dikkat etmemiz gerekiyor hala bu hafta. Çarşamba günü evet yıldızlı bir gün. Neden? Bazı yanılmalara, aldanmalara müsait olacağımız için dikkat etmemiz gereken. Ama bir taraftan da ayrıca otorite olarak gördüğümüz kişilerden fikirsel olarak maddi manevi desteklenmeye de müsait olduğumuz bir haftaya giriyoruz ama hafta sonu çok daha güzel etkilere sahip. Evet, hafta sonu iple çekiyoruz. Dediğim gibi çarşambayı böyle bir sağ salim atlatalım, bir geçsin bitsin. O zaman geliyorum şimdi 12 burç için. Bakalım hangi burç çarşamba günü neyden etkilenecek? Başlıyorum koçla. Sevgili koçlar, sen çarşamba günü bazı konularda kendini kandırdığını hissedebilirsin. Demişiz. Evet, koç burcu kendi kendini aşağı bile çekebilme potansiyeline sahip. O yüzden biraz dikkatli olsunlar. Sevgili boğalar, maddi konularda, sosyal ortamlardan, arkadaş ortamından bir darbe yiyebilirsin. Evet, hiç beklemedikleri arkadaşlarından darbe yiyebilirler. Bu bir borç para da olabilir. Yani dikkat etsinler bu konularda. Hani kıramayacağımız insanlar tabii ki vardır. Ama en azından 5 istiyorsa 3 versinler gibi yani. Yani çünkü ihtiyaçlarının gerçekte evet o şekilde olmadığını anlayabilirler. Sonra üzülmemeleri için. Sevgili ikizler, toplum önünde beklentilerin karşılanmayabilir demişiz. Bu nasıl? İkizlerin atıyorum gelecekle ilgili bir plana bir projesi vardır. Onun konuşmalarını yapmıştı. O beklentisi karşılanmayabilir. Hayal kırıklığı yaşayabilirler. Hani bu sadece iş anlamında değil, özel hayatıyla ilgili de gelecekle ilgili bir planı, projesi vardı. Ama onun o şekilde olmadığını anlayabilirler. Peki gelelim sevgili yengeçlere. İş hayatında beraber vakit geçirdiğin kişilerle ilgili yanılabilirsin. Yani hem iş hayatında hem de beraber vakit geçirdiğin sosyal ortamlarında olabilir. Evet, özellikle onlar fikirsel olarak yanılabilirler. Konuşma esnasında olayın öyle olmadığını anlayabilirler. Hani şey olarak düşünmesinler, maddi olarak düşünmesinler, fikirsel ve davranış olarak çok daha etkiye sahipler yengeç burçları. Sevgili aslanlar, maddi konulara dikkat demişiz. Evet, aslan burçları maddi konulara dikkat etsinler. Özellikle maddi konulara dikkatliğini şu şekilde söyleyebilirim.
partnerleriyle ilgili ya da ortak iş yapıyorlarsa o konulardaki gündem konularına maddiyatla ilgili dikkat etmeleri gerekebilir. Hani yapılan alışverişin öyle olmadığını anlayabilirler. Hani az önce söyledim ya, daha yüksek bir meblağdır, daha düşük söylenmiş olabilir gibi. Bir de şöyle bir şey, kredi, borç olaylarına dikkat etmeleri lazım onlar. Birçok maddi alanda dikkat etmeleri gerekiyor yani. Evet. Sevgili Başaklar, özel hayatta hayal kırıklığı yaşayabilirsin demişiz. Evet, Başak Burcu biraz öyle ya maalesef. Özel hayatında yanılsamalar olabilir. Partnerlerinin o göründüğü gibi olmadığını fark edebilirler. Şimdi şöyle bir şey, bu hafta özellikle geçtiğimiz hafta başladı. Oğlak Burcu'na geçmesi Venüs'ün ve Merkür'ün, biz doğal olarak hepimiz daha analitik, daha somut düşünce yapısına sahip olduğumuz için aldanmaları ve yanılsamaları daha net görebiliyoruz. O yüzden de bu hafta bu etkileri olunca hayal kırıklıklarınızın daha fazla olmasının bir taraftan da nedeni bu. Anladım. Peki geliyorum sevgili teraziler. İş hayatında ve sağlıkla ilgili konularda yanılabilirsin. Evet, iş hayatında çevrelerindeki çalıştıkları kişilere dikkat etmelerini tavsiye ederim. Yanılabilirler. Bir de sağlıkları bir tık düşecek onların. Ayrıca evcil hayvanı olan kişiler varsa onların sağlığına dikkat etsin terazi burçları. Özellikle onu da belirteyim. Sevgili akrepler, çocuklar ya da sevdiğin kişilerle ilgili yanılabilirsin demişiz. Evet, onlarda hem maddi olabilir hem manevi olabilir. Çocukların hiç beklemedikleri bir davranışlarıyla da karşılaşabilirler. Üzülebilirler, yanılabilirler, umdukları gibi olmayabilir. Bu partnerlere de olabilir, sözel olarak da, maddi olarak da konulara dikkat etsinler. Sevgili yaylar, ev ve aile ortamlarında dikkatli ol demişiz. Bekledikleri gibi olayların olmadığını fark edebilir yay burçları da, ev aile konularında özellikle. Şimdi ev aile deyince ebeveynimiz de olabilir, çocuğumuz da olabilir, partnerimiz de olabilir. Onlar için ev aile her neyse o konularda. Oğlaklar ve yükselen oğlaklar, sen çarşamba günü yakın çevreden bir darbe alabilirsin. Evet. Yakın çevreden darbe alabilirsin çünkü gizli olaylar duyabilir oğlaklar. Lütfen bunları paylaşmasınlar. O gizli duydukları o olayları. Bir de haberci rüyalar. Evet, oğlak burçlarında öyle bir etki var. Rüyalara dikkat etsin. Çarşamba günü özellikle. Evet. Sevgili kovalar, maddi konularda darbe alabilirsin demişiz. Evet, o darda maddi konularda yanılmaları, aldanmaları müsaitler. Fazla harcama yapmasınlar. İstiyaçları olmadıklarını alabilirler. Evet, sevgili balıklar, çarşamba günü bolca destek alabilirsin ama destek alacağın kişilere dikkat etmen gerekiyor. Evet, doğru kişiler olması onlar için çok önemli. Balık burcu zaten hani manevi olarak yüksek bir burçtur. Çok çabuk kabullenir, kabul eder, inanır. O yüzden o konularda eğer ayrıcalığı fark edebilirlerse güzel desteklenecekler. Yok fark edemezlerse yanılmaları olabilir. Hep böyle kötü kötü konuşmuş gibi hissettim kendimi ama uyarıyoruz yani, dikkatli olun ama diyoruz. Ama sadece çarşamba günü için. Evet. Hani, öyle düşünün. Bir taraftan da hani diyorum ya, güzel destekler de var. Ya daha evet, somut, daha mantıksal olduğumuz süreçlerden geçtiğimiz için aslında bu etkileri daha fazla hissediyoruz biz. Hani yine üstüne basması söyleyeyim. Hafta başı itibariyle, yani bugün itibariyle geçmiş zamandan yaptığınız bir proje, bir atılım, İş olsun, aşk olsun, çocuk olsun hiç önemli değil. Bunlarla ilgili fikirsel, maddi, manevi, otorite olarak gördüğünüz kişi her kimse, patronunuz, eşiniz, arkadaşınız, bunlardan da destek alabileceğimiz bir haftadayız aslında. Yani evet, genel anlamda evet, aslında güzel bir hafta. Sadece çarşambada biraz sorunumuz var. Onu da sakin sakin atlattık mı? İşte, hafta sonumuz güzel görünüyor zaten, evet, değil mi? Evet, hafta sonu çok güzel. Gerçekten İnşallah. Hafta sonu. Hafta sonu gelsin hemen, bir an önce çarşamba geçsin gitsin. Hani mümkün olduğunca diyorum ya, hani stabil yaşaya geçireceğimiz haftalardan bir tanesi belki. Peki Dolunay'ın etkileriyle yine bu haftada devam ediyoruz. Dolunay'ın kısaca birkaç etkisinden de bahsedelim mi? Dolunay'ın en önemli etkisi ikili ilişkilerimiz. Ve Mars'yan bir Dolunay'dı. Mars'la etkiliydi. Yani güdüsel davranışlar. Dilimizin kemiği olmadığı günler. Evet, çok uyarmıştık. Konuşurken ölçüp tartıp konuşalım demiştik. Ve hala daha etkiler devam ediyor. O yüzden hani bir şeyler isteyin, talep edin, destek geleceğim diyorum ama istemeyin de bir üslubuyla. Değil mi? Bunu özellikle belirteyim.
güzelce, tatlı dille, makul kişilerden diyelim o zaman. Evet, ekleyeceğimiz başka bir şeyler var mı? Şu an için yok. Yani bu hafta normal, rutin bir şekilde gidecek gibi gözüküyor. Sadece özellikle az önce de söyledik, çarşamba dükkanına dikkat etsinler. Hafta sonu gayet daha güzel olacak herkes için. Peki, teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili seyirciler, tekrar uyarıyoruz buradan da. Çarşamba gününe dikkat ediyoruz. Ondan sonra çarşambayı atlattıktan sonra gayet rahat görünüyoruz. Özellikle hafta sonu bol bol gezeceğiz, tozacağız, sosyalleşeceğiz. Evet, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın yeni bir konuyla, yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bizde çok öldürücü olan çiçek, burada aşılama denilen bir teknikle zararsız hale getirildi. Bu yönteme o kadar güveniyorum ki sevgili yavruma yaptırmaya karar verdim. 1717'de Lady Mary'nin yazdığı bu mektup aşı üretme geleneğimizin ne kadar eskiye dayandığını gözler önüne seriyor. Bu yüzden bugün koronavirüse karşı aşı üretebilen 9 ülkeden biri olmamız hiç de şaşırtıcı değil. Ücretsiz aşılar sunmak halk sağlığını...